Yaşantı nedir? Hayat değil. Hayatın yıpranmış alışılmalar sonucu pörsümüş, artık kanık sanmaya yüz tutmuş dilimlerinde birdenbire parlayan bir açılış, bir sevinç ya da bir heyecan, bir sarsılma. Benim şiirim bu tür sarsılma ve heyecanların eseri, sonucu oldu. Bugün 13 Aralık. Bizim için apayrı bir yeri olan ve modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Behçet Necatigil'in vefat yıldönümü. Bizim için yeri ayrı. Çünkü hem okulumuz mezunu, hem de uzun yıllar okulumuzda edebiyat öğretmenliği yapmış. Kendisi herhangi bir edebi akıma katılmamış, bağımsız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında, tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar edebiyatın birçok alanında eserler vermiştir. 16 Nisan 1916'da İstanbul'un Fatih semtindeki bir konakta dünyaya gelir Behçet Necatigil. Babası bir müftü olan Kastamonlu Hacı Mehmet Necati Efendi, annesi Geyveli Müderris Hafız İbrahim Hakkı Efendi'nin kızı Bedriye Hanım'dır. Asıl adı Mehmet Behçet Gönül olan şair 1951 yılında mahkemeye başvurarak resmen Necatigil soyadını alır. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Şair Necatigil'in dünyaya geldiği konak 1918'de meydana gelen büyük Fatih yangınında yanar. Ve zaten hasta olan annesinin hastalığı bu travmanın etkisiyle ağırlaşır. Henüz 2 yaşında olan Mehmet Behçet o yıl annesini kaybeder. Bir süre anneannesiyle yaşayan küçük Behçet 1923'te yeniden evlenen babasının Beşiktaş'taki evinde yaşamaya başlar. İlkokula Beşiktaş'taki bir okulda başlayan Necatigil, babasının Kastamonu'ya tayini sonrasında ilk öğrenimini Kastamonu Erkek Muallim Tatbikat Mektebi'nde tamamlar. Kastamonu Lisesi'ne başladıktan bir süre sonra yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle geçirdiği tüberküloz nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalır. Aile tekrar İstanbul'a dönünce Necatigil de tedavisinin ardından öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Şehre çöken karanlık, sokakta bir adam gördü. Kattı adam önüne, evine götürdü. Adam dinlendi biraz, sofraya oturdu. Yemeklerini yediler, annesi çocuğu yatırdı. Şehre çöken karanlık, her gece başucunda, yalnız, korkan çocuğa masallar anlatırdı. O gece garip bir şey oldu. Karanlık uzandı göğe, gökten bir yıldız aldı, odaya getirdi. Boşlukta dönen yıldız, ışık ışık bölündü. Renkli maytaplar gibi çocuğun üstüne döküldü. Çocuk hemen uyudu, uykusunda güldü. Hastalığıyla gelen duyarlılık onda yazma hevesi uyandırmıştır. 1927-1928 yıllarında el yazısıyla Haftalık, Küçük Muharrer adıyla bir dergi çıkarıp hazırladığı 14 sayıyı arkadaşlarına ve aile üyelerine sunar. Kabataş Lisesi'nde öğrenimine yeniden başladıktan sonra Küçük Muharrer'i yeni harflerle hazırlamaya başlar ve bir yaz boyunca 12 sayı çıkarır. Bu yıllarda Akşam Gazetesi'nin Çocuk Dünyası sayfasına Küçük Muharrer adıyla fıkralar, şiirler, küçük hikayeler de yayınlar. Necatigil, yazarlık yaşamında önemli bir yer tutan bu deneyimi hiç unutmaz. Edebi metin değerinde yayınlanan ilk şiiri Gece ve Yaz ise lise yıllarında Behçet Necati imzasıyla Varlık Dergisi'nde yayınlanır. 1936'da Kabataş Lisesi'nin Edebiyat bölümünden birincilikle mezun olur.
Ben oraya koymuştum. Almışlar. Arasına sıkışık saçları. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı. Almışlar. Kışken ilk yaz sularımı da açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararırmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı. Almışlar. Liseyi bitirdikten sonra Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek öğrenimine devam eder. Bu okulda ders veren Ali Nihat Tarlan ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olunca divan şiiri ve tanzimat şiiriyle de tanışır. Öğretmen okulu yıllarında şair Cahit Külebi en iyi arkadaşıdır. 1940 yılında yüksek öğrenimini tamamlayarak öğretmenliğe başlar. Edebiyat öğretmeni olarak ilk görev yeri Kars Lisesi'dir. İklim koşullarına uyum sağlayamayıp hastalanması üzerine 1941 yılında Zonguldak Mehmet Çeliker Lisesi'ne tayin olur. Burada kelebek ömürlü iki şair arkadaş Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur ile ortak çalışmalar yapar. Zonguldak'ın gazetelerinden Ocak'ta, Kara Elmas dergisinde ve İstanbul'da çıkan Değirmen adlı dergide bu şairlerle birlikte şiirleri yayınlanır. 1943 yılında İstanbul Pertemniyel Lisesi'ne atanır. Susmanın ibadet olduğu yerde ne çok konuşuyordu. Arada bir tek başına yaşayan, hasta, yaşlı birini yoklamaya gider gibi iç denetimden geçebilirdi. Seslerin hele kof, sığda, çiğ ve güncel eriyeceğini havada bile bilmiyordu. Kınayan, sessiz bakışlar ancak bir akşamüstü beklemiş, çok beklemiş birden sözünü kesti. 2 ay sonra askerlik görevi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan şair, 2 yıl sonra döndüğünde mezun olduğu okuluna Kabataş Erkek Lisesi'ne atanır. Öğretmenlik mesleğinin en uzun dönemini bu okulda geçiren Behçet Necati Gil, burada Demir Özlü, Hilmi Yavuz gibi yazar ve şairlerin öğretmeni olur. İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı, 1945 yılında yayınlanır. Yaşamı boyunca öğretmenlik ile şairliği bir arada yürütür. 1948 yılında geçici bir süre Kabataş Lisesi'nin yanı sıra Sarıyer Ortaokulu'nda da derslere girer. Bu dönemde burada tanıştığı meslektaşı Huriye Korkut ile evlenir. Çiftin ikiz kızları olur. 1945-1955 yılları arasında Çevre 1951, Evler 1953, Eski Toprak 1956 kitaplarını yayınlayan şairin bu kitaplardaki şiirleri, gözlemlerini, deneyimlerini dolaysız anlatan çağrışımlara dolu kapalı şiirlerdir. Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde, geziniyor kalabalık duraklarda. Ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında. Eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca. Kimi de gün ortası yanına sokuluyor. En çok güzelleri ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda. Uzanıp alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda. Akşamlara gerili ağlarla takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor, bunalıyor. Kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsam. Solgun bir gül oluyor dokununca. 1955'te poetikasında değişiklik yaparak öykü unsuru az, çağrışımları açık şiirlerle dolu kitaplar yazar. Eski Toprak ile Yeditepe Şiir Armağanını, Yaz Dönümü kitabı ile Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, Karl Zakmayer'den çevirdiği Kurtlar adlı şiirle Türk-Alman Derneği Çeviri Yarışması birincilik ödülünü alır.
edebiyatçılığının yanı sıra öğretmen kimliğiyle de tanınır. 1963 yılında radyo oyunları yazmaya başlar. Türkiye'de radyofonik oyunun bir edebiyat dalı olarak benimsenmesinde oyunları, çevirileri ve uyarlamalarıyla en çok emek verenlerden biri olur ve bu alandaki eserlerini 4 ciltte toplar. Sağ çıkıp günlük savaştan evin yolunu tutmuştum. Yemek yedik, çocuklarım uyudu. İniyor üstüme yavaştan Allah'ın bembeyaz bulutu. Kederlerimi unutmuştum. Hayatta olduğuma seviniyorum şimdi. Kavuştum çoluk çocuğuma. Koltuğuma uzandım, rahatım. Kahvem içime sindi. Başladı gecelik saltanatım. Rainer Maria Rilke, Miguel de Unamuno, Knut Hamsun, August Strindberg, Thomas Mann, Stefan Zweig gibi pek çok Alman yazar ve şairin kitaplarını Türkçe'ye çevirir. Şiir, radyo oyunları ve çevirilerinin yanı sıra edebiyatımızda isimler sözlüğü, edebiyatımızda eserler sözlüğü ve 10 soruda mitoloji adlı kitapları hazırlar. Edebiyatçılığının yanında öğretmen kimliğiyle tanınan Necati Gil, 1960 yılından 1972 yılına kadar Çapa Eğitim Enstitüsü'nde çalışarak bu okuldan emekli olur. Emeklilik günlerini evinde edebiyata yoğunlaşarak çalışarak geçirir. Kanser teşhisiyle kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi'nde 13 Aralık 1979 tarihinde hayata veda eder. Kitaplarda ölmek. Adı, soyadı, açılır parantez, doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti, kapanır parantez. O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı, bir parantez içinde doğum, ölüm yılları. Ya sayfa altında ya da az ileride eserleri, ne zaman basıldıkları, kısa, uzun bir liste, kitap adları. Can çekişen kuşlar gibi elinizde. Parantezin içindeki çizgi. Ne varsa orada. Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci. Ne varsa orada. O şimdi kitaplarda. Bir çizgilik yerde hapis. Hala mı yaşıyor? Korunamaz ki. Öldürebilirsiniz. Ölümünden sonra ailesi her yıl verilmek üzere Necati Gil şiir ödüllerini oluşturmuş ve 2019'da vefat yıl dönümünde verdiği 40. ödüllerle bu geleneği tamamlamıştır. Okulumuz Edebiyat bölümü de bu sene 11.si olmak üzere her sene İstanbul çapında liseler arası Behçet Necati Gil şiir yarışması düzenlemekte ve bir anma programı ile şiir ödülleri vererek Kabataşlı şairimize vefasını göstermektedir. Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun yaşamlarını anlatan 2013 yapımı Kelebeğin Rüyası adlı filmde Necati Gil'in Zonguldak'taki stajyer öğretmenlik günleri canlandırılmıştır. Şairimizi rahmet ve minnetle anıyor, şiirin bulutları üzerinizden hiç eksik olmasın diyoruz. Şiirle ve sağlıcakla kalın. Kadındılar. Kadındılar. Hep onlardan istendi. Ağırdı, kaldırdılar. Taşlıydı, bırakılsa elleri düşer kalırdılar. İtilmiş gündüzlerde, çoğu ancak gecelerde vardılar. Çağrıldıkça geçici fısıltılara kandılar. Onlar bütün yatışlardan biraz korku, biraz umut kalkardılar. Dendi istemiyorum, güçleriydi oysa bütün yalnız kaldılar. İstenseydi ağrılı bir sütü, mutlu sevinçli sağardılar. Dölsüz bir süre eğrelti yeşili, baskın sıcaklar geldi soldular. Kıskançtılar, onurlu, baktılar başlar öne eğiliyor, hırçın atların terkisinde yalçın dağlara kaçtılar.